Birinci sorumuza baktığımızda ki 25 derecede pH böyle pH değeri birden büyük olan sulu çözelti için yargılan Hangileri? doğru diye sorumuz. Şimdi burada şu değerimiz hani içler dışlar yaptığımızı düşünelim. pH büyüktür. pOH denilmiş. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani pH değeri pH'den büyük olacak. Birden büyük çıkması için öyle de düşünebilirsiniz. Bakın 25 derecede şunu söyleyebiliriz. pH Artık pOH eşittir 14. Şimdi mesela değer verelim. Yani 14 olacak şekilde pH'in pH'den büyük olsun. Mesela 8'e 6 diyebilirsiniz. O zaman pH değerimiz 8 ise bu maddemiz asit midir baz mıdır nötr müdür dersek 25'dir. pH değerimiz 7'den büyükse bu maddemiz bazdır. O zaman birinci yargımız yanlış olur. Çünkü bu şekilde olursa hidrojen fazla olsa asit olur. Amonyak çözeltisi olabilir. Çünkü amonyak bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diyoruz. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirdi. Evet bazlar nedir? Kırmızı turnusolu maviye çevirir. Yani anneler kızartır, babalar morartır şeklinde kodluyoruz. da. asitler kırmızı, bazlar mavi yapar. O zaman üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap D şıkkı yani 2 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki, moleküler yapılı bir bileşik olan saf su çok az da olsa elektrik akımını iletir. Bu durum saf suyun az da olsa iyonlarına ayrıştığını gösterir. Yukarıdaki tabloda verilen değerler 20 derecede yapılmıştır. Suyun kendi kendine evet burada bakın saf su 005 iletkenlik yağmur suyu 2 ile 100 arasında deniz suyu ise 50 olarak belirtilmiş. Suyun kendi kendine iyonlarına ayrışmasına suyun otoiyonizasyonu denir. Bu tepkime bir denge tepkimesi olup denge sabiten suyun iyonlaşma sabiti ve K su şeklinde gösterilir. Evet bu şekilde yazılmış ve 25 derecede 10 üzeri eksi -14'e eşit. Buna göre 25 derecedeki saf suyun sıcaklığı düşürülürse yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şimdi burada bir sıcaklığı düşürdüğümüzde tepkimemiz ne yapacaktır? girenler yönüne gidecektir. O zaman hidrojen ve hidroksit yönüne değişimi azalacaktır. Doğrudur. K su değeri değişmez demiş. Yanlıştır. Büyük K dediğimiz denge sabitleri sadece sıcaklıkla değişir. Zaten burada şunu söyleyebiliriz. Bakın K su eşittir. Ürünler kısmında bunlar var. Hidrojen ve hidroksit. Girenler kısmında sıvı olduğu için yani saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. Ve siz sıcaklığı düşürünce bunların değişimi azaldığı için K su değeri de ne yapacaktır? Azalacaktır. İkincisi yanlıştır. pH eşittir. POH ve 7'den küçük olur denilmiş. Bakın bu da yanlıştır. Sonuçta e, pH ve POH birbirine eşit olursa bakın şurası 10 üzeri eksi 14 ya mesela buraya ben x dersen buraya da x dersen x kare yapar. x kare eşittir 10 üzeri eksi 14 ise buradan x eşittir. 10 üzeri eksi 7 molar olur. Çıkar her iki tarafın kare kökünü aldığımızda. Ve şu da 10 üzeri eksi 7 molar. Burası da 10 üzeri eksi 7 molar. Şimdi burada pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen derişimi uygularsan ne olur? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 7. Şuradaki eksi 7 başa geldi ve 7 olarak çıktı. Aynısını pH içinde yapsanız aynı şey çıkar. Yani bunlar 7'ye eşit olur. Üçüncüsü de yanlıştır. Bu durumda cevap A şıkkı ve yalnız bir olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki suyun oto otoiyonizasyonu endotermik bir olaydır. Buna göre 50 derecedeki saf su için verilen bağıntılardan hangileri Doğrudur diye sorulmuş. Şimdi suyun otoyenalizasyonu dediğimiz suyun kendi kendine yani otomatik olarak yani oradaki otoyu öyle düşünebilirsiniz. anlaşması olayıdır. Ve bir denge tepkimesidir. Şimdi endotermik dediğine göre ısı girenler tarafında olacak. Isı alan bir olaydır. Şimdi 25 dereceden Suyun oto iyonizasyonu sonucu oluşan şu iyonların çarpımı yani ka, su değerimiz kaçta Hidrojen ve hidroksit derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'tü. Şimdi siz sıcaklığı 50 dereceye getirirseniz o zaman sıcaklık için tepkime ürünler yönüne kayacak. Ürünler yönüne kayacaksa bu maddelerimizin derişimi artacak. Şimdi bu maddelerimizin derişimi artacaksa bakın normalde şurası 10 üzeri eksi 14 ise bunların her biri 10 üzeri eksi 7'ye 10 üzeri eksi 7 molardır. Şimdi bunların arttığını düşünün. Mesela kaç olsun? 10 üzeri eksi 7'den daha büyük. 10 üzeri eksi 6 ya. 10 üzeri eksi 6 olabilir. 5 olabilir. 4 olabilir. Çok önemli değil. Yani burası burada değer vererek düşüneceğiz. Şimdi diyor ki pH değerim 7'den küçüktür. Şimdi 10 üzeri eksi 6 olursa pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 6'dan kaç çıkacaktır? Şuradaki eksi 6 başa gelecektir ve 6 olacaktır. Burası doğrudur. Bakın bu durumda eee pOH değerinde aynı şekilde eksi logaritmasını alsam 6 olur. Yani e, 7'de değil de 6'da nötr duruma gelecektir. Yani her zaman pH 7 nötr demek değil. De. Siz, o 25 derece için. Bakın şu durumda pH 7 ise nötr. Burada pH 6 e, ve ortam nötr. Hidrojen ve hidrosit değişimi 10 üzeri eksi 14'tür. Bu yanlıştır. Çünkü siz sıcaklığı arttırdınız. Bakın şunlar 10 üzeri eksi 6'ya. 10 üzeri eksi 6 oldu. Bu ikisini çarparsak burası 10 üzeri eksi 12 olur. Zaten sıcaklığı değiştirirseniz e, denge sabiti dediğimiz bu değerler. Çünkü denge sabitleri sadece sıcaklığa bağlıdır ve değişecektir. 10 üzeri eksi 14 olmaz. P, K'su e, büyüktür 10 üzeri. Şey, P, pKsu büyüktür 14'tür demiş. Bunu da şöyle düşüneceğiz. Arkadaşlar bakın kimyada küçük P görürseniz eksi logaritmasını alın. Şimdi burası kaç çıktı? 10 üzeri eksi 12. O zaman e, P, K, su eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 12'den o zaman burası kaç çıkacaktır? 12 başa gelecektir ve 12 olacaktır. O zaman çünkü eksi 12 başa geldi. Burada da eksi var. 12 oldu. 12 14'ten büyük olur mu? Olmaz. Bu yanlıştır. Bu durumda cevap yalnız 1 ve A olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yandaki kaba oda koşullarına 11,5 gram sodyum metali atılarak tamamen çözülüyor sistem ilk sıcaklığına getirildiğinde oluşan çözeltinin pH değeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Burada sodyumun atom ağırlığı şey, kütle numarası verilmiş 23 eklenen katının hacmi değiştirmediği varsayılacak demiş. Yani 500 metreyi kullanacağız. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Sodyum ve su tepkimeye girdiğinde ne oluşacaktır? Sodyum hidroksit oluşacaktır. Artı Hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bakın şuradaki sodyum hidroksit içinde şunu söyleyebiliriz suda bu maddemiz sodyum ve hidroksit iyonlarına ayrılmış şekilde bulunur. Şimdi öncelikle şu gramdan mole geçelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. 11.5 mol kütlemiz 23. O zaman 1 bölü 2'den 0.5 mol olarak çıkacaktır. Şurası 0.5 mol. Bakın 1'e 1. E 1 e. O zaman kat eşitse moller de eşit. Burası da 0.5 mol. Şimdi şurası 0.5 mol ise bakın başındaki katsayılar eşit olduğu için sodyumu kullanmayacaksınız yazmayabilirsiniz. Şurayı direkt yazıyorum 0.5 mol. Bakın hidrositin molünü bulduk. Şimdi biz pH bulmamız için molariteye geçmemiz lazım. Peki molerite neydi? Molerite işte mol bölü hacim 0.5 bölü. Hacmimiz 500 litre. Onu da litreye çevirirseniz 1000'e bölerseniz burası da 0.5 litre yapar. O zaman getirip yazdım. 0 bölü 0.5'ten burası 1 molar olarak çıktı. Şimdi elimizdeki madde hidroksit. O zaman öncelikle pH -oh hesaplayalım. Şimdi pH'in formülü nedir? Eksi logaritma hidroksit derişimi. Buradan eksi logaritma 1. Evet logaritma 1 kaç yapar? Sıfır yapar. pH'i bulduk. Şimdi oda koşullarında yani 25 derecede şunu biliyoruz. pH artı POH eşittir 14. O zaman pH artı burayı sıfır buldum. Sıfır eşittir 14 ise buradan pH eşittir 14 sonucu çıkar. Yani cevap eşit olur arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki 0.5 molar 100 mitrekli potasyum hidroksit çözeltisine verilen işlemler ayrı ayrı uygulanırsa o da koşullarında çözeltilerin pH değerleri ilk duruma göre nasıl değişir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki katı sodyum hidroksit eklemek. Şimdi siz katı sodyum hidroksit attığınızda bu maddemiz sodyum ve hidroksit şeklinde iyonlaşacak. Bakın burada elimizde hidroksit vardı. Ama buradaki katı hidroksitten dolayı bu hidroksitin mol sayısı ve derişimi artacak. Yani hidroksitin derişimi artıyorsa bazlık artar. Çünkü hidroksit bazlığın göstergesidir. Burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi pH metrede 0 7 14 diyor. O zaman yukarıya doğru gidilince bazlık artıyordu. O zaman burada bakın bazlık artıyor dedik. O zaman pH değeri artar? Birincisi artar olacak. Şimdi ikincisine baktığımızda su eklemek demiş. Su eklemeyi de şöyle yorumlayabilirsiniz. Molalite eşittir mol bölü hacim. İşte su eklerseniz hacim artar. Hacim arttığı için molarite ne yapar? Azalır. Bakın hidro moleritesi azalıyorsa o zaman burada bazlık azalır. O zaman bazlık azalıyorsa pH değeri e, ne yapacaktır? Azalacaktır 7'ye doğru yaklaşacaktır. O zaman ikincisi azalır olacak. Üçüncüsünde ise asit eklemek. Yani siz bazın üzerine asit eklerseniz asitle baz tepkime girer. O zaman yine bazlık azalır. Bazlık azalırsa pH'de ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani bu şekilde yorumladığımızda artar, azalır, azalır. Yani cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki 25 derecedeki bir sulu çözelti için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki hidrojen derişim 10 üzeri eksi 7'den büyükse pH derim 7'den büyüktür demiş. Şimdi burada şöyle yapalım bakın 10 üzeri eksi 7'den büyük bir değer yazalım. Mesela 10 üzeri eksi 6 yazabiliriz. Şimdi burası 10 üzeri eksi 6 ise pH hesaplayabilir misiniz? Hesaplayabilirsiniz. pH eşittir eksi logaritma hidrojen derişim yani 10 üzeri eksi 6. O zaman buradan 6 çıkar. Çünkü şu eksi 6 başa gelir ve şurada da eksi var. 6 çıktı. Şimdi 25 derecede pH artı pOH eşittir 14. Şimdi burası 6 ise yerine yazdığımızda buradan pOH değerim kaç çıkar? 8 çıktı. Evet 8'e 7 o zaman doğru çıktı. Şimdi ikinci yargımız da ki pH pOH'dan büyükse. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bakın 25 derecede şu eşitliğimiz bütün soru çözeltiler için geçerli. Şimdi 14'e eşitleyecek şekilde ben değer veriyorum. Mesela pH'a 8 dedim. pOH'a 6 dedim. pH 8 pOH 6. Toplamı 14. Ve şu şundan büyük şu anda. Şimdi pH'in formülü neydi? neydi? Şurada belirtmiştik. Bakın 8 eşittir eksi logaritma hidrojen derişimi. Yani bu şekilde olması yani şu 8 bu işlemin sonucunun 8 çıkması için şuradan kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 8 olması lazım. Şuradaki eksi 8 başa gelir ve artı 8 olur. Yani buradan hidrojen derişimim 10 üzeri eksi 8 molar. Peki POH için şunu söyleyebilir miyiz? Aynı formül. Çünkü P demek eksi logaritma demektir. Kimyada 6 eşittir. Eksi logaritma hidroksit derişimim. Yine buranın e, 6 çıkabilmesi için 10 üzeri eksi 6 olması lazım. O zaman hidrosit derişimim 10 üzeri eksi 6 molar. Bakın hangisi daha büyük? 10 üzeri eksi 8 mi? 10 üzeri eksi 6 mı? Tabii ki 10 üzeri eksi 6. O zaman ne oldu? Bu yanlış oldu. Bu işaretin şöyle olması gerekir. İkincisi yanlıştır. Üçüncüsüne baktığımızda hidroksit derişimi hidrojen derişiminden büyükse. Bakın burada da şunu söyleyebiliriz. Hidrojen, hidrosit, hidrojenden büyükse ortam baziktir. Çünkü şu bazlığın göstergesi. Şimdi ortam bazikse 25 derecede yıllardır hani ilkokuldan beri bildiğiniz bir değer var değil mi? pH 0 7 arasında asidik 7'de ne tür? 7'den büyükse bazik. O zaman bazikse mesela bir değer verelim. pH değerim 9 olsun. Şimdi pH değerim 9 ise pOH değerim kaç yapar? Hani ikisinin toplamı 14 ya. O zaman burası da 5 yapar. O zaman ne oldu? Bakın 5, 7'den küçük. Doğru çıktı. Yani bu durumda cevap 1 ve 3 ve değişik olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y elementlerin temel haldeki elektron dizilimi bu şekilde X ve Y elementlerinden yeteri kadar alınarak nitrik asitle tepkimeye sokulmaktadır tepme tamamlandığında açığa çıkan hidrojen gazları mol aynı olduğu gözlenmiştir. Buna göre başlangıçta alınan X'in mol sayısının Y'nin mol sayısına oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın X'e baktığımızda en büyük baş kuantum sayısı 3 yani 3. periyot ve şuradaki değerlik elektron sayısı 3 olduğu için 3A grubunda. Ya yani 3A grubundaki bu elementimiz bileşiklerde ne yapar? Artı 3 değerlik alır. Çünkü 3 elektronu vererek soygaza benzemek ister. Şimdi Y'ye baktığımızda en büyük baş kuantum sayısı 4. Dördüncü periyot ve şuradaki bir değerlik elektron sayısı da 1A grubunda. Bu da bileşiklerinde buradaki bir elektronu vererek soygaza benzemek ister. Yani artı bir değerlik alır. Şimdi bunların tepkimelerini yazarsak. Bakın X artı nitrik asit tepkimeye girdiğinde tuz artı hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bakın tuzu yazamıyorsanız bile şunu bilin. Yani birçok soruda sizi kurtarır. Ee, bir bile yani bir metal asit tepkimesine oluşan hidrojenin bazı kat sayısı, metalin alabileceği değerin yarısı kadar. Yani burası 3 ise burası 3 bölü 2'dir. Yani 1'e 3 bölü 2 oran olur. Y için de aynı bilgiyi kullanarak şöyle yazabiliriz. Bakın Y artı nitrik asit tepkimeye girdiğine burada tuz burada da oluşuyor da. Artı hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bakın burada e, biz y'nin değerlerine dedik. Artı 1. O zaman 1'in yarısı. Burası da 1 bölü 2 olur. Bu şekilde sizi kurtarın. Bunu yapabilirsiniz. E, hocam biz turları da yazmak istiyoruz diyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Bakın x'in değerli artı 3'tü. Şuradaki hidrojen giderse buradaki nitrat da NO3 eksi 1'dir. Yani buradan şunun sayısı bunun altına bunun sayısını bunun altına göndersek buradan 8. sorumuza baktığımızda diyor ki magnezyum, çinko ve bakır metallerinden oluşan 25 gramlık alaşım burada bazı maddelerle tepkimeye giriyor. Buna göre alaşımda kaç gram bakır metali vardı diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi magnezyum e, aktif metaldir. Tüm asitlerle tepkimeye girer. Çinko amfoter metaldir. Hem asitlerle hem tüm asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Bakır ise yarı soy metaldir. Yarı soy metaller ee, hem kuvvetli hem de oksijen içeren nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimeye girer. O zaman birinci yargımızda diyor ki yeteri kadar potasyum hidrosit çözeltisinden geçirildiğinde bakın bu maddemiz bazdır. Yani sadece çinko tepkimeye girecek. Çinko artı potasyum hidrosit tepkimeye girerse buradan tuz ve hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Burada şunu söyleyebilirim. Bakın tuzu yazmanız biraz zor olabilir. Çünkü amfoter metallerde farklı tuzlar oluşuyor. Formülleri biraz karışıktır. Ama şunu bilin. Bakın bir metal e, amfoter metal baz tepkimesi ya da metal asit tepkimesinde açığa çıkacak hidrojenin kat sayısı metalin alabileceği değerlerin yarısı katıdır. Çinko bileşiklerinde artı iki değerlik alabilir. O zaman buradan ikinin yarısı hidrojenin kat sayısı 1 olur. Bu şekilde yazarsanız tepkimeniz muhtemelen denkleşir. Tuzla ilgili bir şey yazmanıza gerek yok. Bu soru için söyleyelim. Şimdi buradan e, biz şu bilgiyi kullanarak hidrojenin molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bütün gazların bir molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Acaba kaç mol olursa 4,48 litre hacim kaplayacaktır. Buradan x eşittir 4,48 bölü 22,4 O zaman eee sadeleştirdiğimiz 0.2 mol yapar. Evet burası 0.2 mol. Bakın 1'e 1 oran var. O zaman burası da 0.2 mol. Peki çinkonun ağırlığını biliyor muyuz? 65. O zaman şöyle yaparsak bakın. 1 molü 65 gram ise 0.2 molü Acaba kaç gramdır? Ona da X deneyelim. Y diyelim. Yukarıdaki X de karışması. Buradan Y eşittir. 65'i 2 ile çarpıp 10'a bölerseniz 13 gram yapacaktır. Yani burada bakın 25 gram maddenin 13 gramı çinko. Şimdi geldik ikincisine. Kalan karışım diyor. Artık çinko gitti. Çünkü yeteri kadar potasyum hidrosit kullandık. Amfoter olan çinko tamamen tepkimeye girdi gitti. Elimizde şu an magnezyum ve bakır var. Kalan karışım hidrojen klorür çözeltisinden geçirildiğinde 0.5 gram hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi burada bakır yarı soy metal olduğu için tepkimeye girmeyecektir. Kalanlardan magnezyum tepkimeye girecek. Buradan yine bir tuz ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Bakın aynı bilgiyi burada kullanacağım. Magnezyum 2A grubunda o zaman artı +2 değerlik alır. O zaman 2'nin yarısı yine burada hidrojenin kat sayısı 1 olur. Şimdi diyor ki 0.5 gram. Onu da mole çevirsek. Mol eşittir 0.5 bölü hidrojenin ağırlığı 1. O zaman 2 kere 1, 2. 0.25 mol yaptı. Şurası 0.25 mol. O zaman 1'e 1 oranından burası da 0.25 mol olur. Bakın molünü buldunuz. Ee, kütlesini bulabilirsiniz. İstiyorsanız az önceki gibi denklem yapabilirsiniz. Ya da şuradaki e, formülü kullanabilirsiniz. Formülden yazıyorum. 0.25 eşittir mol'ü yazdık. Kütlesini bilmiyoruz. Mol kütlesi. Magnezyum 24. O zaman burası 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4 ile çarptığımızda 24 6 gram çıkar. O zaman bu 25 gramın 6 gramı da magnezyum. O zaman bu ikisini topladığımızda 19 yapar. 25'ten 19'u çıkarırsak geriye kalan 6 gram da bakıra ait olacaktır. Yani C şıkkı olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkimeye göre 54 mg alüminyum metali 600 mL sodyum hidrositin sulu çözeltisine tamamen çözülüyor. Buna göre kullanılan sodyum hidrosit çözeltisinin 25 derecedeki pH değeri kaçtır denilmiş. Şimdi bizim pH bulmamız için öncelikle molarite bulmamız lazım. Molarite için de öncelikle molü bulmanız lazım. Şuradan molü bulabilirsiniz. Tabi miligram kullanamazsınız. Onu öncelikle grama çevirmeniz lazım. 1000'e bölüyoruz. O zaman buradan 54 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Çünkü 1 gram 1000 miligramdır. Oradan denklemde kurabilirsiniz. O zaman şöyle yapıyoruz. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 54 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü mol kütlemiz 27. O zaman sadeleştirdik yukarıda 2 kaldı. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yaptı. Evet molünü bulduk. Şimdi bu maddemizin molünü bulduysak şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. O zaman sodyum hidroksit'e geçebiliriz. Bakın 1'e 3 oranı var. 3 katı yani burası 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. Şimdi sodyum hidrositin molünü bulduysanız molaritesi içinde molarite eşittir. Mol bölü hacim. Molümüz 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü hacim. Tabi bunu litreye çevirmeniz lazım. 1000'e bölerseniz 0.6 litre yapar. Onu da 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirsiniz. Buradan 6'ları attık. Şuradan da bir tanesini götürdük. Onun üzeri eksi 2 molar oldu. Et molaritesini de bulduk. Bakın sodyum hidroksit suda iyonlaştırırsanız bir sodyum ve bir hidroksit olarak açığa çıkar. Yani burası 10 üzeri eksi 2 molar ise başındaki katsayı eşit olduğu için burası da 10 üzeri eksi 2 molar olur. Et hidroksitin molaritesini bulduysanız Öncelikle pOH hesaplayabilirsiniz. Şimdi pOH eşittir. Eksi logaritma hidrosit derişimi. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 yerine yazdınız. Şuradaki eksi 2 başa gelir ve art olur. O zaman burası 2 oldu. Şimdi biz pOH bulduk. Bizden pH istiyor. Şimdi 25 derecede son olarak şunu söyleyebiliriz. pOH artı pH toplamı 14'tür. Şurayı 2 olarak bulduk. O zaman pH artı 2 eşittir. 14 ise 2 karşıya attınız ve buradan pH eşittir. 12 olarak çıktı. Yani cevap değişik oldu arkadaşlar. Onuncu sorumuza baktığımızda da ki aşağıdaki metallerden hangisinin bir molünün yeterince sodyum hidroside tepkimesinden açığa çıkan hidrojen gazının hacmi Normal koşullarda 33.6 litre olur denilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın e, Öncelikle sodyum hidrositle tepkime girecek maddelerimiz kimlerdir? Amfoter metallerdir. Çünkü amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime girecek. Hidrojen gazı açığa çıkarır. Peki amfoter metaller kimlerdir? Zeynep, ben, Sana, Kırmızı papuç aldım şeklinde kodlamıştık. Yani burada demir kalsiyum ve sodyum zaten amfoter metal olmadığı için sodyum hidroksitle tepkimeye girmeyecek. Yani burada iki olasılığımız var. Ya A ya da C şıkkı olacak. Peki hangisi olacak? Ona da şöyle söyleyeyim. Bakın mesela bir tane X amfoter metali sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde şimdi daha önceki sorularda da belki izleyen arkadaşlar dinlemiştir. Şöyle bir bilgi verdik. Bakın bir amfoter metal ya da bu da metal asit tepkimelerinde de bu bilgiyi kullanabilirsiniz. E, tepkimeye girdiğinde yani burada fazla tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkaracaklar. Şimdi burada hidrojenin baş katsayısı metalin alabileceği değerliğin yarısı kadardır. Şöyle söyleyeyim bakın değerli biraz sonra bulacağız. Burası 1 olduğunda buranın kaç olması gerekiyor? Şurası 33.6 ya onu da mole çevirelim. Şimdi bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplar. Acaba kaç mol olursa 33.6 litre hacim kaplayacaktır. Buradan A eşittir 33.6 bölü 22.4 yani 1 bölü şey 11.2'ye bölersek şurası 3, şurası 2, 3 bölü 2 olur. Yani burası 1 olduğunda burası 3 bölü 2 olur. Şimdi şıklardan gidip hocam A ve C şıklarını denesek daha kolay olmaz mı falan? Şıklardan da gidebilirsiniz ama şu bilgiyi tekrar hatırlayın. Yani burada bu maddemizin başına 1 olduğunda bu maddemizin baş katsayısı metalin alabileceği değerlerin yarısı kadar. Yani burası 3 bölü 2 çıkıyorsa buradaki metalin alabileceği değerlik artı 3'tür. Yani çinko bütün bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. alüminyumsa bütün bileşiklerinde artı 3 değerlik alır. O zaman burası artı 3 olan bir metal alırsanız cevabınız C şıkkı olması gerekir. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki 25 santigrat derecede pH değeri 4 olan 400 litre sulu çözelten kaç mililitre su buharlaştırılsa aynı sırada pH değeri 2 olur demiş. Şimdi su eklemeye de su buharlaştırmada şöyle bir formülümüz vardı. M1 V1 eşittir. M son V son ya da M2 V2 diyebilirsiniz. Çok önemli değil. O zaman bizim molarite bulmamız lazım. Şu pH'ları molariteye çevirmemiz lazım. pH'in formülü neydi? pH eşittir. Eksi logaritma Hidrojen derişimi. Az önceki 4 için kullanıyor. Bakın 4 eşittir. Eksi logaritma. Hidrojen derişimi. Yani bu işlemin sonucunun 4 çıkması için şuranın 10 üzeri eksi 4 olması gerekir. Şu eksi 4 başa gelir ve artı 4 olur. O zaman birinci durumdaki derişimim 10 üzeri eksi 4 mi olur? İkinci durumdaki derişimim için 2 eşittir. Logaritma. Hidrojen derişimim. O zaman buranın da 10 üzeri eksi 2 molar olması gerekir. Şu eksi 2 başa gelsin ve artı 2 olsun. O zaman şurası da 10 üzeri eksi 2 molar. Şimdi birinci moleritim 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi hacmim kaç? 400 mililitre. Son moleritim 10 üzeri eksi 2 olacak hacmim. Onu bilmiyorum. Buraya da V son dedik. Bakın şuradan şunu götürürseniz burası 10 üzeri eksik yapar. Şuradan da 2 tane götürek. Yani Son hacmim 4 mililitre olması lazım. 400 mililitre var. 4 mililitreye düşmesi için yani 400'den 4'ü çıkardığımızda 396 mililitre buharlaştırmamız gerekir. Yani cevap eşit olur. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tepkime tam verimle gerçekleştiğinde normal koşullarda 4.48 litre hidrojen gazı ve 40 litre kalsiyum hidrosit çözeltisi oluşuyor. Buna göre oda koşullarında çözeltinin pH değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle molü bulmamız lazım çünkü bizim pH'e geçmemiz için molarite, molarite için de öncelikle mol bulmanız gerekir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol gaz 4,48 litre hacim kaplar? Buradan x eşittir 4,48 bölü 22,4. E, e, buradan e, 0,2 mol çıkacaktır. Bu maddemizin molünü bulduk. Burası 0,2 mol. Şimdi başındaki kat eşit olduğu için burası 0.2 mol ise burası da 0.2 moldür. Şimdi molünü bulduk. Molaritesine geçmemiz lazım. Az önce de belirttiğimiz gibi molaritenin formülü neydi? Molarite eşittir. Mol bölü hacim. Yani şurası 0.2 bölü 40. Burada şöyle yazabilirsiniz. Bakın virgülden kurtarırsanız 2 bölü 10 ve 40 şeklinde yazabilirsin. Şuna şunu sağlayabilirsiniz. Burası 20 yaptı. Yani 1 bölü 200'den 0.05 molar çıkar arkadaşlar. Yani onu da istiyorsanız virgülden kurtarıp yine şöyle yazabilirsiniz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Gelelim hidroksite gitmemiz lazım. Yani hidroksite nasıl geçeceğimize. Şimdi kalsiyum hidrosit suda iyonlaşırsa 1 kalsiyum ve 2 hidrosit şeklinde iyonlaşır. Şimdi şurayı bulduk. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çıktı. Şuradan bulduk bu bileşiğin moleritesini. Buradan hidrosite geçmem lazım. 1'e 2 oranı var. O zaman 2 katı olacağı için burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oldu. Onu da şuradan bir tane götürürsek 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak yazabiliriz. Şimdi hidrositin moleritesini biliyorsanız öncelikle pOH hesaplayabilirsiniz. pOH eşittir. Eksi logaritma Hidroksit derişimi. 10 üzeri eksi 2. Şu eksi 2 başa gelir ve buradan pOH değerim 2 çıkar. Bize ne sormuş? pH sormuş. Bakın oda koşullarında yani 25 derecede şunu söyleyebiliriz. pH artı pOH eşittir 14. Şurayı 2 bulduk. Yerine yazdınız. O zaman 2'yi karşıya attınız ve buradan pH değerimiz 12 olarak çıktı yani cevap değişik oldu